Otomobil fiyatları yerinde durmuyor. Döviz kurundaki artış, stokçuluk derken etiketler neredeyse her gün değişiyor. Galericiler, fiyatlar düşmeyecek, aklınıza yatan aracı kaçırmayın tavsiyesinde bulunuyor. Efendim, otomobil mi aldın? Evet. Ne kadar aldın? Satışını yapacağız. 1 milyon civarı. Her gün fiyat yükseliyor. Günlük artıyor. Bugün en düşük binilebilecek bir aile aracı minimum 500 bin bandında yani. Galericiler özellikle bayilerden araçlar alıp stokluyorlar. Döviz kurundaki artış stokçuluk derken otomobil fiyatları her geçen gün artıyor. Günden güne bile demek yanlış olur. Artık yani saatlik değişiyor araba fiyatları. Sıfır araçta tedarik problemleri hala devam etmektedir. Sıfır şu an bulamıyoruz. Bütün araçlar satıldı yazıyor. Yani sırayı almak istiyorlar. O sıra da belli değil. Öyle ki geçtiğimiz haftaya göre bile otomobil fiyatları bu hafta aynı değil. %10 gibi bir yükseliş olmuştu. Şu anda da yine bir %3, %4, %5 gibi bir yükselmeler oldu. Bir aile orta segment bir araç almak istediğinde 600-650 bin TL bir bütçeyle bir araç sahibi olabilir. Baktığım araç bir günde 75 bin lira fırladı. 990 bine baktığım bir araç vardı, 1 milyon 65 bin oldu. Üst segment araçlarda 70 bin ve 100 bin arası fiyat değişkenliği gösteriyor. Orta segmentteki araçlarda da 30 ile 60 bin arasında bir fiyat farklılığı gösterdi. Sadece müşteriler değil, galericiler de araç bulmakta zorlanıyor. Sattıkları aracın yerine yenisini koyamıyorlar. Artık fiyatlar günlük, hatta saatlik bile değiştiği oluyor. Biz de bu zamdan çok fazla etkileniyoruz. Her gün doğru gün, yani hiç düşünmesinler. Kafalarına yattığı, beğendiği araçları buldukları gün alsınlar. Okulların kapanması, yaz tatili derken fiyat artışının devam etmesi bekleniyor. %5 zamlar da bekleniyor, yansıyacak fiyatlara. 2024 sonuna kadar tedarik sıkıntısı devam edecek. Bu devam ettiği sürece fiyatların yükselmesi kaçınılmaz olacak. Ticaret Bakanlığı'nın da stokçulara yönelik denetimleri sürüyor. 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında bayi ve galerilere toplam 35 milyon lira ceza kesildi. Stokçuluk yapan evet maalesef hala var. Bunun önüne geçemiyoruz.